Önemi bu. Bu silah meselesiyle ilgili bir ayrıntıyı hatırlatmak Hı -hı. istiyorum. Ee, Peker'in Cihan Ekşioğlu hakkında yazdığı tweetlerden birinde kısaca değinip geçmişti. Belarus'tan gelecek silahlar vardı, o iş ne oldu dedi. O işin akıbeti de belirsiz dedi. Ve onu fazla irdelemedi. Bu Belarus'tan gelecek olan silahlar, hangi silahlar, ee, savunma sanayi ihaleleri çerçevesinde resmi olarak kayıt altında bir silah ticareti mi yoksa kayıt dışı ticaret mi? Belarus'la Türkiye'nin ilişkileri çünkü iyi biliyorsunuz ve e, hükümetle Belarus arasında bir takım farklı ilişkiler mi var acaba bu anlamda? Bizim görmediğimiz bir takım silah ticaretleri yapılıyor ve bu ticaretin bir parçası olan kişi bu adı geçen kişilerden Cihan Ekşioğlu mu? Bunlar da önemli. Çünkü kayıt dışı silahlar bunlar Türkiye'ye kim sokuyor? Bu silah işini... En iyi bilenlerden biri Sedat Peker bu konuda konuşsa çok çok daha fazla şey söyleyebilir. Yani bu bir kasa falan o şeydir yani böyle bir e, garnitür gibi yani bir kasa silah meselesi. Hı. Sedat Peker silah meselesiyle ilgili çok daha fazla konuşmalı. Ve bu silah meselesi Türkiye'de Türkiye siyaseti açısından şöyle bir anlamı da var. Şöyle bir tehlike de arz ediyor. Bakın e, HDP'ye yapılan saldırı meselesi İzmir'de Deniz Poyraz katledildi. HDP parti binası içerisinde. il merkezi içerisinde. Ve e, Devlet Bahçeli katili kollayan hatta yücelten ve öldürülen kişiyi Deniz Poyraz'ı terörist ilan eden açıklamalar yaptı. Şimdi bunlar çok tehlikeli açıklamalar ve çok tehlikeli de gelişmeler. Devlet Bahçeli'ye ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Sen devam et lütfen Özgün evet. Hocam. Önce aslında bu ee, saldırıyla ilgili olarak farklı bir paylaşımda bulundu. Farklı bir paylaşımda bulundu ve hatta bir takım şeylere yönelik uyarıda bulundu. Yani e, bunların hani devamı e, gelebileceği ya da bu tür saldırılarla ilgili olarak yani bunları bir nevi kınayan bir uyarıda bulundu. Fakat ne olduysa bir sonraki mesajında mı? Konuşmasında mı ne? Bir konuşmasında, konuşmasında. galiba değil mi? Grup toplantısı evet. ama e, o o kez de dedi yani... ki ya bu Deniz Poyraz'ın da ne olduğunu e, işte evet, araştırmak ha, Fakat lazım bu teröristi tweet, falandı. O tweetlerinde de bir, e, ne e, Deniz Poyraz'la alakalı bir başsağlığı temennisi vardı evet, ne de evet. HDP'ye yönelik bir başsağlığı mesajı vardı. Yani bunu yani meşrulaştıran tamamında Aslında kullandı. gene devletin güvenliği, işte bu, bu olayların olması, yani hiçbir böyle bir geri adım ya da işte Anladım. 180 derece farklılık sayılmaz yani aslında. o ilk mesajı da aslında beklentilerden çok Tabii, uzak bir mesajdı diyorsun. Yani hiç hiçbir siyasi parti yapmadı yani. öyle bir açıklama. Herkes acıyı paylaştı, hı hı. baş sağladı dedi ama Devlet Bahçeli böyle bir şey yapmadı. Peki, devam edelim Şimdi bu hocam. kayıt dışı silahlar meselesinin yani bu sadece bir paramiliter örgütlenme mi? Bundan mı ibaret? Yani bir atıyorum yarın öbür gün e, AKP'nin istemediği bir takım seçim sonuçları ortaya çıktığında sahneye sürülebilecek bir örgütlenme mi? mi ibaret yoksa yoksası şu? Eee yine burada açıkça da söylemiştim bunu. AKP'nin en çok istediği şeylerden biri şu an, iktidarın en çok istediği şeylerden biri, Türkiye'de yeniden Gezi'ye benzer bir kalkışma olmaz, bir ayaklanma olmaz. O zaman buna hazırlıksızdı, bu konuda deneyimsizdi, devlet olarak bu konu Çünkü Türkiye tarihinde de, dünya tarihinde de emsaline az rastlanan hareketlerden biriydi bu kalkışma, bir halk ayaklanmasıydı. Şu an buna çok hazırlıklı ve işte bu OHAL meselesi... Sivil bir hareketti. Evet tabii bir ki bir hareket bir evet. sivil bir protesto hareketiydi, demokratik bir hak talebiydi, meşruydu. Hı -hı. Şimdi bugün bunu tekrar e, kaşıyacak, bu kalkışmaları talep edecek noktada ve bunu Türkiye'de bir OHAL yönetimini tekrar e, son derece yani halkı ikna edecek bir meşruiyete ulaştırabilmek Hı -hı. için böyle şeyleri talep ediyor tekrar e, ve ben bu konuda daha önce de uyarılarda bulundum. Ve bu silah meseleleri aslında bu uyarıları çok yani gerekli kılıyor. Ee, yani durumun ne kadar kritik protesto, olduğuna evet, bu silah aramak, meselesi de işaret hak ediyor. Hak aramak, e, protesto, işte alan savunması, kadın haklarını savunmak, üniversite haklarını üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin haklarını savunmak, işçi haklarını savunmak bunlar, bunlar meşrudur. Sahada olunması gerekiyor. Fakat e, bu tip... Provokatif eylemler, olaylar sonrası e, kitlesel sokak hareketleri çağrısı yapmak çok tehlikeli şu an. Bu konularda uyanık olmak gerekiyor. E, çünkü böyle bir işe kalkışmak niyetindeyseniz, yani bu işin e, siyasi literatürde, siyaset bilimi literatüründe yöntemli yani şeyi vardır. E, sizin böyle bir halk hareketi tırnak içinde bir halk hareketi örgütleyebilmek ve bunu başarıya ulaştırabilmek için o güce sahip olmanız gerekiyor ve karşınızdaki düşman olarak gördüğünüz şeyinde artık her neyse o iktidarsa buna karşı savunmasız olması yani bunun kazanılabilir bir mücadele olması gerekiyor. Gezi de toplum açısından şu vardı, halk e, kazanabileceğini gördü, böyle bir ihtimali gördüğü için kendini kolaylıkla sokağa attı ve hakkımı talep ediyorum. Ben bu yolsuz iktidardan, bu kanunsuz iktidardan hakkımı talep ediyorum diyerek sokağa çıkabildi. Şu an böyle bir durum yok. Şu an e, bu tip paramiliter, örgüt, paramiliter örgütlenmeler var. E, provokatif olaylar örgütleniyor. Bir takım saldırılar düzenleniyor. Bakın eski istihbaratçılar uyarıda bulunuyor. E, dikkatli olunması gerektiği, işte siyasi cinayetler olabilir deniyor. Peker'in söylediği ilkleri var. Alevilere yönelik, Kürtlere yönelik saldırılar olabilir diyor. Dolayısıyla bu konularda uyanık olmak gerekiyor. E, ve bu meseleyi de biraz bu çerçevede evet, almak evet. gerekiyor. Şimdi izleyicimiz de demiş ki Çağlayan Samancı ya demiş 20 Tugay'dan bir kasaya mı düştük şimdi anlamadık demiş. <laughs> Çağlayan değil 20 Tugay meselesi ayrı. Halil Solmaz Türk onu şu bağlamda söyledi. Bu Peker'in iddiasındaki bir kasa Kaleşnikov'la ilgili söylemedi. Peker'in iddiasının ötesinde Türkiye yıllardır kayıp silahlar mevzunu konuşuyor. 100 bin üzerinde kayıp silah var. Soruşturma önergeleri veriliyor. Sorular soruluyor. Doğru dürüst yanıt verilmiyor. Halil e, Solmaz Türk o büyüklükteki silahın tekabül edebileceği bir askeri şey anlamında karşılaştırma için söyledi. Yoksa hani 20 tugaydan bir kasaya düşünmüş bir şey yok. O, o iddialar başka. Bu bir kasa Kalashnikov. Sedat Peker'in Perşembe günkü tweetinde evet. ortaya koyduğu bir iddia. Bakın Gökhan Ünsal diyor ki. Yükmen Bey diyor, ben de eski bir jandarma, komando, as subayı olarak yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış ve bahse konu Kalaşnikov'u yıllarca dağlarda operasyonlarda kullanmış biriyim. Değil bir kasas silahı, iki adediyle ve gerekli mühimmatla büyük bir facia sebebi olabilirsiniz diyor ve kullanıcı iyi eğitimli ise misliyle facialar oluşturulabilir diyor. iki tanesiyle e, bile izleyicilerimizin de e, bu anlamda bize içerik katkısı hakikaten programı zenginleştiriyor sayın seyirciler. Şimdi e, dolayısıyla e, mesela acaba dedi ya Peker bu akşamki tweetinde 15 Temmuz'dan sonra ben şey yapacağım. Bir şeyler evet. açıklayacağım dedi. 15 Temmuz'u bekleyin dedi. Süleyman Soylu'ya dair bir şeyler. Süleyman Soylu'ya dair mesaj verdi. Bir olasılık olarak ben bir video artık video gelebileceği ihtimalinde yani buna da değinmek istiyorum. Çünkü e, Peker'in yer değiştirdiğini veya değiştirme hazırlığı içerisinde olduğunu şu an tahmin ediyorum. E buna ilişkin ciddi işaretler... <laughs> yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden başka bir yere geçme ihtimali. Evet, ihtimal. zaten böyle bir arayış içerisinde olduğunu biliyoruz, hmm. hepimiz biliyoruz. E, buna yönelik girişimleri olduğunu tahmin ediyorum. Ya değiştirdi ya da değiştirmek üzere hı hı. Ee, ve 15 Temmuz'u işaret etme nedenlerinden biri de bu olabilir. yani Birkaç gün sonra bu konuya ilişkin açıklamalar yapacağım demesinin nedenlerinden biri olabilir. Çünkü video yayınlamak istiyor yani hı hı. Peker. yani Böyle bir işte anlaşma yaptı o yüzden video yayınlamıyor. Ben buna katılmıyorum. Ee, Dubai izin vermiyor şu an. Birleşik Arap Emirlikleri izin vermiyor. Çünkü Türkiye ile bu, bu konuda bir muhtemelen mutabakata vardılar. Hı hı. Türkiye hükümeti engelletiyor. Şu Peki. an orada video yayınlamasını. Ahmet Onay'dan bir şey var mı? Bilgi var mı? Twitter'e yansıyan bilgi falan bilgi yok. Bilgi Ahmet bilgi Onay'ın bilgi önemi de. ne? Sedat Peker'in bu bir kasa Kalaşnikof'la ilgili iddiasına yer, zaman ve isim konusunda teyit getiren kişi. Evet, onaylayan kişi. Evet. Teyit getirdi. Bir tek silahla ilgili bir teyitte. Onu da görmedim dedi. Bulunmadı. Dolayısıyla Ahmet Onay'ın da e, ilave açıklamaları önemli. 15 Temmuz'dan sonra Sedat Peker'in ne söyleyeceği önemli. Bu son aramız ve bu kısa ara değil mi sevgili yönetmenim?